Pod'dan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizler birlikte Wilson'in VP2780 4K monitöründeki multi-picture özelliğine bakacağız. Multi-picture yani çoklu resim özelliği sevgili izleyiciler, ekranda şu an gördüğünüz gibi birden fazla bilgisayardan gelen görüntüleri tek bir monitörde görmemizi sağlıyor. Evet, tek bir monitöre 4 tane bilgisayarı birden bağladık. İstersek 2 tane bilgisayar bağlayabiliriz, istersek 3 tane bağlayabiliriz, istersek 4 tane bağlayabiliriz. Şimdi bunun güzelliği, bunun farkı nerede? Bunların her biri Full HD 1080p birer görüntü sevgili izleyiciler. Eşit bir şekilde bölüp dağıtabiliyoruz ve bu bölüp dağıttığımız görüntülerin, ekranların her birinde çalışmamız mümkün oluyor. Monitörde her bir bilgisayar için 1080p bir alan ayrılıyor. Fakat isterseniz siz bilgisayarların içerisinden çözünürlüğü yükseltebiliyorsunuz. Evet, şimdi mesela şuradaki bilgisayarımızda oynayan film aslında 4K çözünürlüğe sahip. Evet. Buradaki bağlı olan dizüstü bilgisayarımız 1080p bir ekran görüntüsüne sahip. Ama buna 720p bir ekran olan dizüstü bilgisayarı da bağlayabilirdik. 4K ayarlanmış bir masa üstünde gösterebilirdik. Yani bilgisayarın masaüstü çözünürlüğünün bir önemi yok sevgili izleyiciler. Burada masaüstü çözünürlüğü ne olursa olsun görüntüye 4K bir ekran içerisinde her birine bir kağıtlık bir yer ayrıldığını söyleyebiliriz. Evet. Buradaki ekranımızın çözünürlüğü 3840'a 2160 pikselden oluşuyor. Bu alanı istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Zaten önemli olan nokta da bu. On-screen display menü üzerinden gerekli olan bütün ayarları yapabiliyoruz sevgili izleyiciler. Burada manuel görüntü ayarı altına girdiğimiz zaman çoklu pencere modu var. Çoklu pencere modundaki işareti kaldırırsak ana ekranımız ana görüntü çıkışına bağlanıyoruz. Bunu da nereden seçebiliyoruz? Giriş seçiminden seçebiliyoruz. Giriş seçimine geldiğimiz zaman 4 bağlantı arasında, daha doğrusu 5 bağlantı, çünkü bir de hala kullanmadığımız mini DisplayPort bağlantımız var. Evet. Biz birinci bilgisayarımızı DisplayPort'tan, diğer bilgisayarlarımızı da HDMI portları üzerinden bağladık. 2 tane HDMI portumuz MHL destekli olduğu için onlar MHL1 ve MHL2 ismine sahip. Zaten monitörün incelemesinde arka taraftaki portları yakından görebiliyorsunuz. On-screen display menüde eğer bu şekilde tek monitör görmek istiyorsanız dediğimiz gibi bunu kaldırabilirsiniz. Ama çoklu pencere görmek istiyorsanız çoklu pencere modundan dörtlü pencere modunu etkinleştirebilirsiniz. Dörtlü pencereyi etkinleştirdikten sonra tek tek hangi görüntü çıkışında hangi ekranın olduğunu bu şekilde görüyorsunuz ve tek tek ekrana geliyor. Şimdi Recep, çoklu pencere altında PBR üst alt, PBR sağ sol ve PIP diye bir seçenek var. Picture in Picture seçeneği televizyonlardan aşina olduğumuz görsel içerisinde görsel, ekran içerisinde ekran seçeneği. Bunun da farklı modları var. Şu an sol altta bir ekran, sağ üstte bir ekran görüyoruz. Şu an ikisi de aynı ekran. Bunu görüntü kaynağını değiştirerek ayarlayabiliyoruz. Giriş seçimine geliyorum ve aşağıdakini mesela HDMI yapıyorum. HDMI yaptığım zaman bilgisayarlarımızdan bir tanesinin burada ana ekranda belirdiğini göreceksiniz. Ve de bunda normal bir şekilde filmimiz oynarken biz aşağıda mesela bir indirmeyi ya da başka bir işlemin tamamlanmasını takip edebiliriz. Bu tür bir kullanımın dışında neler yapabiliriz? Tabii ki kaynağı yine değiştirip farklı bir bilgisayardan gelen görüntüyü görebiliriz. MHL1'e geçtik. Burada Heroes of the Storm'un tutorial'ı açık bu bilgisayarımızda. Yine başka bir bilgisayara bakalım. Buradan diğer bilgisayara geçelim. Burada da kafa ayarının 45. bölümü açık. İnternet sitemiz karşımızda. Gördüğünüz gibi çok farklı seçenekleri bize kolaylıkla sunuyor. Burada Picture in Picture'ın konumunu, boyutunu ve değiştirme seçeneğini görüyoruz. Mesela değiştirmeye tıkladığımız zaman ne oluyor? Değiştirmeye tıkladığımız zaman ekrandaki görüntüyle buradaki köşedeki görsel içerisindeki görselin yeri değişiyor. Evet, ana ekranla ikinci ekranınızı değiştirebiliyorsunuz. Bu sayede oradan tutup da kaynağı değiştirip iki tane aynı görüntüyü görmek yerine doğru bir ayar yapabiliyorsunuz. Şimdi bu kısımdan tekrar çoklu pencere kısmından Picture in Picture'ın boyutuna gelelim. Boyutuna geldiğimiz zaman maksimum boyutumuzun bu kadar olduğunu görüyoruz. Ama bunu daha da küçültmemiz mümkün. Yani sırf ekranda küçük bir şeyi takip edeceksek normal çalışma alanımızdan daha az yer kaplamak için minimum köşede küçük bir pul haline getirebiliyoruz. Tabii bu pul haline gelmesinde bizim şu an test ettiğimiz monitörün 27 inç geniş ekrana ve 4K çözünürlüğe sahip olmasında büyük payı var. Bunu 1080p bir monitörde yapıyor olsaydık çok daha yüksek bir çözünürlük alanı kaybedecektik. Bu Picture in Picture'ın boyutu haricinde konumunu da değiştirmek elbette mümkün. Çünkü şu an baktığımız zaman başlat menüsünün üzerine geliyoruz. Evet, Ali, biraz sağa çekebiliriz mesela. Şuna bir bakalım. Yatay konum sanırım. Yatay konumumuzu sağa doğru kaydıralım. Şu şekilde dokunup basılı tuttuğumuz zaman sağa doğru çekmeye devam edebiliyoruz.
en sağa kadar götürebiliriz ama en sağda da tarih bilgilerimiz yer alıyor. Mesela ben ortada bırakacağım derseniz bu şekilde bırakabilirsiniz ve de tekrar dikey konumu değiştirebilirsiniz. Şimdi bir dikey konuma geçelim. Dikey konumda da yukarıya doğru aşağıdan hareket ettiriyoruz. Picture in Picture modunda konumu değiştirmek ekranda kullandığınız uygulamaya göre yapabileceğiniz bir ayar sevgili izleyiciler. Bundan da çıktığımız zaman Picture in Picture'ın artık bütün özelliklerini görmüş oluyoruz. Bunu diyelim ki kapatmak istiyoruz. Hop tekrar tıkladık ve kapattık. Yine farklı modlardan yan yana ve üst üste görüntü modlarına bakalım. Bunlar yeni özellikler, önemli özellikler. Çoklu pencere altında PBR üst alt ile seçiyoruz. DisplayPort'umuz geldi. Ardından MHL2'ye takılı olan geldi. Evet. Şimdi dizüstü bilgisayarımız alt pencerede, masaüstü bilgisayarlarımızdan birincisi üst pencerede görünüyor. Bunların çözünürlüklerine baktığımız zaman tabii ki doğal olarak daha dar ekranda yer aldığını görüyoruz. Şimdi buradan farklı monitörlere, farklı görüntülere geçiş yapabiliyoruz dediğimiz gibi. Manuel görüntü ayarı altında çoklu penceremizdeki kaynak seç seçeneğine gelerek aşağıdaki pencereyi, yukarıdaki pencereyi değiştirebiliyoruz. Alt kaynağa tıkladığımız zaman bunu MHL2 yerine mesela MHL1 yani HDMI portlarından bir başka porta değiştirdiğimiz zaman aşağıda artık o gözüküyor. Şimdi Recep yukarıda ve aşağıda iki tane ekranımızı gayet güzel görüyoruz. Evet. Ama burada piksellerin oranı bozulmuş durumda. Doğru. Çözünürlüğümüzü düzeltelim istersen. Piksellerimiz düzgün gözüksün. Evet Ali. Photoshop'u küçültelim. Akabinde görüntü ayarları diyelim. Burada gelişmiş görüntü ayarları diyoruz. Ve çözünürlüğümüzü 3840'a 1080 yapıyoruz. Yani sevgili izleyiciler 4K monitörümüzde 3840'a 2160 piksellik alanı 3840'a 1080 piksellik iki tane alana bölmüş olduk. Evet. Şu üst kısımda gördüğümüz alan 3840'a 1080, alt kısımdaki de aynı şekilde. Ama normalde Windows altında 3840'a 1080 piksel görüntü çözünürlük ayarı mevcut değil. Evet Ali, bu işlem için Custom Resolution Utility adlı bir program kullanacağız. Bu program sayesinde istediğimiz çözünürlüğü Windows çözünürlük seçeneklerine ekleyebileceğiz. Mesela sen burada 3840'a 1080 eklemişsin. Ekledikten sonra bunu nasıl uyguluyorsun? Bunu da sorayım. Ali, ekledikten sonra okey diyoruz ve yapmamız gereken bir tek şey var. Bilgisayarımızı yeniden başlatmak. Yeniden başlattığımız zaman Windows'un standart çözünürlük ayarları arasında yeni eklediğimiz çözünürlük yer almış oluyor sevgili izleyiciler. Evet. Bu sayede siz de çoklu monitör kullanımlarınızda piksellerin mükemmel oturmasını sağlayabilirsiniz. Çözünürlük ekleme işlemi için de Add butonuna basmanız, yatay ve dikey çözünürlüğü girmeniz yeterli. Şimdi yukarıdan aşağıya konumlandırmak güzel. Ama elimizde bir seçenek daha var. Manuel görüntü ayarları altında yine çoklu pencere altında yer alan üst alt değil sol sağ yerleşim var. Sol sağ yerleşimi açtığımız zaman ekranın solunda bir görüntü, sağında bir görüntü yer alacak. Bu sağdaki görüntüyü şu an ben normal film olarak görüyorum Recep. Soldaki görüntümüz Photoshop'un olduğu görüntü. Evet. Bunda da çözünürlüğü yine değiştirmemiz gerekecek. Şimdi bu sefer eklememiz gereken çözünürlük 1920'ye 2160. Evet Ali. Add diyoruz. Sol kısma 1920 yazıyoruz. Sağda zaten 2160 duruyor. Okey diyoruz. 30 Hz isterseniz 60 Hz de yapabilirsiniz. Monitörünüzün destekleyip desteklemediği bu noktada önemli. Evet. Okey diyoruz ve bilgisayarımızı yeniden başlıyoruz. Bilgisayarımızı yeniden başlattık. Evet Ali. Masa üstüne bunun için sağ tıklıyoruz sevgili izleyiciler. Ve buradan görüntü ayarlarına geliyoruz. Görüntü ayarlarında çözünürlük kısmına gelip çözünürlüğümüzü düzelteceğiz. Çözünürlüğümüzü görmekte zorlanıyorsak tek ekran haline tekrar getirebiliriz. Bu işin kolay yolu var. Tekrar buradan aşağıya doğru iniyoruz. Çoklu pencere özelliğinden sol altı devre dışı bırakıyoruz. Ekranımızda şu an tek bir monitör var. Yani tek bir bilgisayarın görüntüsü var. Çözünürlüğümüzü şimdi ayarlayabiliriz. 1920'ye 2160 yapıyoruz ve uygula diyoruz. Şimdi tekrar çözünürlüğümüzü manuel görüntü ayarları altından tekrar çoklu pencere moduna geliyoruz. Çoklu pencere altında sol sağ olarak tıklıyoruz. Ve sol tarafta şu an piksellerde en ufak bir bozulma olmayan mükemmel bir görüntümüz var. Zaten işin sırrı, meselesi burada herhangi bir yamulma, herhangi bir warp dediğimiz şekil değiştirme olmadan iki ekranı görebilmek. Bunu kullandığınız her iki bilgisayarda da çözünürlük ayarlarını eklediğiniz zaman hem üst üste hem alt alta mükemmel piksellerle çalışma alanı oluşturabiliyorsunuz. Bunlar profesyonellerin sık sık sorduğu, çözüm aradığı bazı önemli konular. Evet Ali.
Yani Recep, bunların gerçekten bu kadar kolay bir şekilde halledilebilmesi insanın hoşuna gidiyor. Her kullanıcı elbette çoklu monitör kullanmıyor sevgili izleyiciler, ama çoklu monitör, çoklu pencere kullanmak zorunda olan kullanıcılar için çok güzel bir çözüm. Özellikle dörtlü pencere özelliğinin arkadaki sadece kabloları taktıktan sonra direkt çalışması ve hiçbir ayar gerektirmemesi, yani çözünürlük ayarı da gerektirmiyor, herhangi bir sapma da olmuyor, mükemmel görüntü veriyor. Bu çok güzel bir özellik. Böyle güvenlik kameralarında genellikle görürüz. Ben nöbet saatlerimde bol bol görmüştüm Evet. bunu. Ama onun dışında profesyonellerin pek çok hayatındaki soruna çözüm olabilecek özellikler. Siz de ViewSonic'in bu yeni profesyonel monitöründe VP2780 4K'da aynı şekilde multi picture ayarlarını yapabilir, çoklu bir pencere görünümü için kullanabilirsiniz. Sizlerle birlikte bir rehberin daha sonuna geldik. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Bir başka rehberde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.